Bayram namazını kılanlar kurban satış ve kesim merkezlerine gitti. İstanbul Başakşehir'de vatandaşlar hem birbirleriyle bayramlaştı hem de kurbanlarını kesti. Kurban bayramının ilk günü vatandaşlar namazın ardından soluğu kurban satış yerlerinde aldı. Başakşehir'deki kurbanlık satış alanında modern kurban kesim merkezinin önü de kalabalıktı. Hayvanlarını parçalara bölünmüş torbalar halinde alan vatandaşlar uygulamadan memnun kaldı. İnşallah herkesin kurbanını Allah-u Teala kabul eyler, bizim de kabul eyler. Tüm İslam aleminin kurban bayramını tebrik ederim. Ve bu emeği geçen herkese de çok teşekkür ederim. Bu yıl kurban satıcısının yüzü güldü. Pazarda neredeyse hayvanları kalmayan satıcılar ellerinde kalanları da kıyasıya pazarlıklar sonucu sattı. Size bırakam götürün. Yok çok. Siz ne diyorsunuz? Beşer alamız. Yok beşer biraz sık biraz sık sen 500 sene aramızı bırak. Kurban bayramının ilk günü. 500. Allah kabul etsin. 500. Hani güzel gitti. Yani bitirdik malımızı. Biz onlarla bayramlaşıyoruz. Bizler için de gayet iyi. Vatandaşımızla burada görüşüyoruz. Derdi olanlarla oturup sohbet edemiyoruz. Gayet güzel oluyor. Satış alanında hazır bulunan veterinerler vatandaşların yardımına koştu. Halka bulaşabilecek bulaşıcı hastalıkların kontrolü, hayvanlar arasında kontaminasyon sonucu oluşabilecek bulaşıcı hastalıkların önlemi ve kontrolü tamamen bizim kontrolümüz altında. Peki kurbanlar kesildi, etleri nasıl pay etmeliyiz? Ben kurban etimden tatmak istiyorum, yedirmek istiyorum, yemek istiyorum diyorsa üçe ayırsın kurbanını o kardeşimiz. Bir parçasını kendi evinde ailesiyle, çocuklarıyla, misafirlerle yesin içsin. Diğerini de fakirlere, fukaraya dağıtsın. Diğer üçüncü parçayı da eşe, dosta, komşuya pay etsin. Kesmiş olanlara da verebilir. Uzmanlar kesilen etlerin ilk gün yenmemesi gerektiğini belirtti. Etler mutlaka 24 saat dinlendirilmelidir. Artı 4 derece tercih edilerek etler dinlendirilerek sertliğinin gitmesi beklenilmelidir. Ama bizim geleneklerimizde ilk gün kurban tüketilir. Bunu da pratik olarak daha az miktarda öğlen yemeklerinde tek bir öğünde akşam değil de öğlen yemeklerinde tercih edebiliriz.